Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir tunus işi model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler, şöyle elimde bebe yünü ipler vardı. Ben onları kullanacağım. Şu şekilde az kaldığı için böyle bir görüntüsü var. Tığımda şöyle göstereyim, 3,5 numara tunus tığı kullanacağım. Şu şekilde. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek modelime başlayacağım. Tunus'ta zincir çekiyoruz öncelikle. Üzerine ilmek topluyoruz. Oldukça bol çekiyorum zincirlerimi. İlmek toplarken işim daha kolay olsun diye, hem de modelimin altı çekme yapmasın. Modelim 5 ve katlarından oluşacak. Aralarda birer ilmek, başta ve sonda ikişer ilmek bırakacağım ben. Kısa bir anlatım yapacağım. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi bakın, her bir zincirimden tığımı geçirip ilmek alıyorum. Şöyle bir yanımdakinden, bir yanındaki, bu şekilde bakın ilmeklerimi tığıma toplayacağım. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben 15 ilmek üzerinden iki model anlatımı yapacağım. 15 tane ilmeğimi tığıma dizdim. Şimdi kapatıyorum ikişer ikişer. Şu şekilde düz olarak. Bakın bu şekilde ikişer ikişer kapattım. Dilerseniz burada iki sırada yapabilirsiniz. Lastik çalışabilirsiniz. Ben bir sıra üzerinden yapıp bu şekilde anlatacağım. Şimdi burada bakın iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle. Şimdi burada renkli ipimi alacağım. Evet arkadaşlar, bakın renkli ipimi burada beyaz ipimin üzerine bağladım. Ve burada renkli ipimi sadece buraya sabitledim. Yine beyaz ipimle ipimi öne alıyorum. Renkli olan ipimi beyaz ipimle şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi burada mavi ipimi arkaya alıyorum. Şu şekilde. Buradan bir tane ilmek ördüm. Düz bir şekilde. Şimdi tekrar mavi ipimi öne aldım. Ve yine burada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane ilmeğimi yine ördüm. Şimdi mavi ipimi tekrar arkaya aldım. Son kenardaki 2 ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi kapatıyorum. İlk baştaki sıramın sonundaki 2 ilmeğimi kapattım. Şimdi burada ipimi çıkardım. Bakın mavi ipimi burada öne alıyorum. Ve burada yine 5 tane 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi tığım çıkardım ipimden ve mavi ipimi öne aldım. Tığımı takıyorum. Bir tane arada ördüğüm ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve şimdi yine ipimi öne alıp bu şekilde devam ediyorum. 5 tane ilmeğimi tekrardan öreceğim. 5 ilmeğimi ördüm. İpimi çıkardım tığımdan yine. Ve mavi ipimi arkaya aldım. Kalan 2 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Bakın bu şekilde. Çok gergin tutmayalım arkadaşlar mavi ipimizi. Ve şimdi yine İlk ilmeğim tığda,
ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Mavi ipimi tekrardan bakın öne alıyorum. Ve yine burada 5 tane düz bir şekilde örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane bu şekilde ördüm. Ve şimdi ne yapıyorum? Mavi ipimi arkaya alıyorum. Burada ortada bir tane, modellerimin ortasında birer tane düz boş ilmeğim var. Bir ilmeğimi örüp tekrardan mavi ipimi öne alıyorum. Burada 5 tane ilmeğimi aynı şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar mavi ipimi arkaya alıyorum. Sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi şöyle arkasındaki ilmeğimle birlikte bu şekilde örüyorum. Kenar kısmım düzgün olsun diye. Bakın bu şekilde. Şimdi kapatıyorum yine. Son 2 ilmeğimi bu şekilde kapattım. İpimden tığımı çıkarıyorum. Mavi ipimi öne alıyorum. Şimdi yine 1 şöyle yapalım. 2 3 4 5. 5 tane kapattım. Tığımı çıkardım ilmeğimden. Bir tane orta ilmeğimi ördüm. Tekrar tığımı çıkarıp mavi ipimi öne aldım. Ve yine burada 5 ilmeğimi kapatıyorum. 4 5. Şimdi tekrar tığımı çıkardım ve mavi ipimi arkaya aldım. Tekrar ilmeğimi tığıma takıyorum. Ve sonda kalan 2 ilmeğimi de bu şekilde kapattım. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntüm oluştu. Siz daha uzun yapacağınız için arada birer ilmek şöyle düz bırakarak devam edeceksiniz. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimi kuracağım arkadaşlar. Oluşturacağım. 3. ilmeğimi de ördüm. Bakın 3 tane düz ilmeğim var başta. Şimdi ters öreceğim. Ters örgümü nasıl yapıyorum? İpimi öne alıyorum bu şekilde. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde aldım. Bakın şöyle ters olarak ördüm. Şimdi burada bakın şu şekilde 4 tane ipim vardı. En alttaki ipimi şöyle üste alıyorum arkadaşlar. Bakın. En alt sıradaki ipim üste aldım. Yine ters öreceğim. Beyaz ipimi öne alıyorum. Burada bir sonraki ilmeğim ve mavi ipimi içinden geçtim. Şu şekilde ikisini birlikte ters ördüm. Bir sonraki ilmeğimi yine ters örüyorum. Yani 3 tanesini düz örmüştüm. Ortadaki 3 ilmeğim ters olacak. Şimdi yine düz olarak 1, ortadaki ilmeğim 2, diğer modelimdeki ilk ilmeğim 3. 3 tane düz örgü ördüm yine. Şimdi burada bir tane ters örüyorum. Bakın. Ters örgümü yaptım. Ve burada bakın şu 4 tane uzattığım mavi ipimden arkadan tığımı geçiriyorum. En alttaki ilmeğimi şöyle üste çıkarıyorum. Bakın üste aldım. Burada bir sonraki ilmeğim ve mavi ipimi şu şekilde tığıma takıyorum. İpimi öne aldım. Ters öreceğim. Şöyle içinden geçtim ve ters örgümü yaptım. Bir sonraki ilmeğim yine ters. Ortada modelimi kurduğum ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekler ters, diğerleri düz. Son bir ilmeğim düz ve
Sondaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şu an çok belirgin değil. İlerledikçe daha belirgin hale gelecek. Yine burada ikişer ikişer hiçbir işlem yapmadan kapatarak ilerliyorum. Bakın, sıra sonuna kadar kapattım ilmeklerimi. Şimdi yine 2 3 tane düz olarak ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi şu şekilde ters olarak örüyorum ve burada bakın tekrar ortaya geldim. Ortaya geldiğim zaman şöyle en alttaki ipimi üste çıkardım. Şu şekilde. Bir ipimi yine öne alıyorum ters öreceğim için. Bir sonraki ilmeğimden ve mavi ipimin içinden tığımı geçirdim ve ters olarak bu şekilde ördüm. Sonraki ilmeğim yine ters ve sonra düz, düz, düz. 3 tane bu şekilde düz örgü yaptım ve burada yine tekrar ters örgü yapıyorum. Şimdi burada mavi ipimi alttan en alttaki ipimi üste çıkardım. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde ikisini birlikte ters ördüm yine. Şimdi burada yine bir ters örgüm var. Bir sonraki ilmeğim düz, düz ve tekrar düz. Bu şekilde ördüm ve şimdi ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar kapattım ve bir sonraki ilmeğimi sıramı yapıyorum. Yine başta 3 tane düz, bir tane ters örgümü ördüm. Ve yine burada bakın alttaki şöyle mavi ipimi üste çektim. 2 ilmeğimin içinden şu şekilde tığımı geçirip ters bir örgü ördüm. Tekrar ters bir örgü ve ortada 3 tane düzüm var. Bu şekilde arkadaşlar hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın sıramın sonuna kadar geldim. Burada yine ikişer ikişer ilmeklerimi kapatacağım. Ortada 4 tane mavi ipimi uzatmıştım. Bir tanesi kaldı. Hemen son ilmeğim, mavi ipim için de aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 tane düz, bir tane ters ördüm. Burada bakın bir sonraki ilmeğimi ve altta kalan tek mavi ipimi ikisinin içinden geçtim ve yine ters örgümü yaptım. Sıradaki yine ters. Dediğim gibi ortadaki 3 tanesi ters örgü. Sonra düz, ortadaki ilmeğim düz. Bir sonraki ilmeğim 3 tane düz. Şimdi burada ters örgü yapacağım. Tekrar bir sonraki ilmeğimin içinden geçtim ve altta kalan tek mavi ipimin içinden geçtim. Ters olarak ördüm. Bir sonraki yine ters. Şu şekilde sonda 3 tane düz ilmeğim var. Bakın bu şekilde ilmeklerimi de tamamladım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde modelimi kurmuş oldum. Şimdi kapatıyorum. Bu sıramda hiçbir şey yok. Düz bir şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir diğer modelimle bu modelim arasında boş sıra yapmıyorum. Zaten burada bir sıra boşluğum oluşuyor. Bir üst sırada modelimi tekrar kurarken şöyle başta 2 ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar burada mavi ipimi öne alıyorum. 5 tane bu şekilde düz olarak ilmeğimi örüp 2, 4, 5 ipimi tekrar arkaya alıyorum. Modellerimin arasında birer tane bu şekilde
boş ilmek örüyorum. Yine alt sırada yaptığım gibi 4 sıra aynı işlemi yapıp tekrar aynı şekilde toplama modelimin şeklini veriyorum. Ve modelim bu şekilde ilerliyor. Çok kolay ve çok keyifli bir model arkadaşlar. Şimdi ben size modelin ilerlemiş halini göstermek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. Çok şık bir model. Ben inanılmaz beğendim. Arkası da bu şekilde. Gayet temiz. Hiçbir şekilde ip görüntüsü falan yok. Çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Yine atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. İstediğiniz farklı yerlerde bu örgüyü kullanabilirsiniz. Çok şık bir görüntüsü var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte denersiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, yine fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.